genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhabalar herkese. Çok güzel bir gün diliyorum. İsmim Koray Varol. Gelecek İşin Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Yine çok değerli iki tane konuğum var. Çok güzel şeyler konuşacağız. Öğrenme konuşacağız, gelişim konuşacağız, sınav konuşacağız, ders çalışma konuşacağız. Güzel paylaşımlarda bulunacağız. Değerli konuklarımdan bir tanesi Eymen. Eymen hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk hocam. İyi misin? Nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Diğer konuğum da Semir. Semir'cim nasılsın? İyiyim hocam. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet Eymen'cim, güzel bir LGS maratonundan, yoğun çalışmasından sonra çok güzel bir okul kazandın. Canı gönülden tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Nasıl geçti, neler yaptın, Ağustos ayında kaç soru çözdün, Eylül ayında kaç soru çözdün? Biraz bahsedebilir misin lütfen? Güzel ve hafif yorucu geçti aslında. Ağustos aylarında 50-60 soruyla başlayıp... Günlük. Evet, günlük 50-60 soruyla başlayıp hafta sonları 60-80 soru arasında yaptım. Tamam. Ondan sonra Ekim, Kasım ayları gibi bu soru sayısını yukarı çıkarttım. Yaklaşık kaç olmuştu? 100-120 arasında oldu. Hafta günlük sonları 120-150 arasında oldu. Süper. Sonra? İkinci döneme kadar böyle devam ettim. İkinci tamam. dönemde ise 120-150 arası hafta işleri. Hafta sonları ise 150-170 arası çözdüm. Süper. LGS'ye kadar da böyle devam ettim. Süper. Tebrik ediyorum. Peki Semir'cim, yine çok güzel bir okul kazandın. Canı gönülden tebrik ediyorum seni. Senin programın nasıldı mesela? Ağustos ayı nasıl başladı? Aynı zamanda da sporcu bir kimliğin var. Spora da devam ettin ve onu nasıl dengeledin? Biraz bahsedebilir misin lütfen? İlk ay boyunca zaten o zaman spor yapmıyordum. Yüze yakın çözüyordum. 80-100 arası. İlk birkaç ay öyle yaptım. Sonra konular, ilk dönemin konuları bitmeye yaklaştıkça soru sayısını sıklaştırdım. 150'ye yakın çözdüm. Peki LGS'ye yaklaşırken nasıl bir şey oldu? LGS'ye yaklaşırken daha çok deneme üstünden çalıştım. Günde bir deneme, bir buçuk deneme, sayısal, iki sayısal bir sözel falan. Yine 120 yani. Soru, 150 soru arasında soru çözüyordu. Peki bu işin sırrı böyle çok soru çözmek mi, dersi iyi dinlemek mi, anlamadığını sormak mı, özveri mi? Nasıl bir şey söylersin mesela? Aslında hepsinin karışımı. Hepsinden var. Mesela? Mesela öğretmenin dediklerini tamamen kavramak lazım. Düzenli bir şekilde soru çözmek lazım ve not da almak lazım bunları. Öğretmenin öğrettiklerinden zaten kitaplarda sorular var veya denemeler de oradan geliyor değil mi? Yani özellikle aslında öğretmeni dinlemek, yani dersi dinlemek. Ana nokta orası mı diyorsun? Peki, Semir'cim sence bu işin ana noktası neresi? Yani dersi iyi dinlemek mi? Nasıl, çok çalışmak mı? Dersi önce iyi dinlemek lazım. Dersi iyi dinlemeden çünkü eksiklerinizi tam şey yapamaz, öğrenemezsiniz. Sonrasında soru çözmek de çok önemli. Hangisi daha önemli desem? Tabii ki dersi dinlemeden soru çözemezsin ama yani, dersi iyi dinlemek daha önemli. Dersi iyi dinlemek daha önemli. Peki soru çözdün mesela 100 soru çözdün, 120 soru çözdün. 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane yapamadığın soru çıktı. Orada ne yapmak lazım mesela? O yapamadığınız sorular aslında sizin için birer fırsat. Ne kadar onlara kötü gözle baksanız da onları fırsat olarak kullanmanız ve onları değerlendirmeniz gerekiyor. Bu kötü gözle bakmak derken mesela nasıl oluyor? Mesela öğrenci ne düşünüyor orada? O mesela yapamadığı diyor, soruları sevmiyor mu? Onları istemiyor mu? Onları öğrenci hepsinin doğru olmasını istiyor haliyle. Tabii en ki. İyisini yapmak istiyor. Ama o yanlışları yapmadan doğrularını öğrenemezsiniz. O yüzden o yanlışı yapıp doğrusunu öğrenip sonra bir daha aynı sorudan veya aynı tarz sorudan çözmek lazım. Ama çok zevkli değil o yanlışın üstüne gitmek değil mi? Değil ama doğrusunu öğrenmezseniz hiçbir işinize yaramaz yanlış yapmak. Sadece zaman kötü yanı kalır. Yanlışla barışmak lazım. Evet. Değil mi? Tamam. Peki mesela bu yanlış soruları sevmiyorlar Eymen. Onlarla uğraşmak istemiyor. Zevkli de değil yani yapamamış. O yapamadığı yeri de çok sevmiyor insan ama. Peki burayı nasıl tavsiye edersin mesela? Ya sık sık öğretmenlerine sormalarını tavsiye ederim. Öğretmen senden yana, mesela öğrenciden yana mı? Öğretmen kesinlikle nasıl yapıyor? Ne yapıyor orada mesela? Öğretmenin görevi ne? Öğretmenin amacı size bunu, yani bildiği bütün bilgileri size aktarmak. Bildiği bilgileri size aktarmak. Öğretmen iyi niyetli bir canlı. Yani, evet. Tamam. Ne yapıyor? Öğretmen yanlışlarınızı çözüyor. Dersi size anlatıyor. Yani birçok faydası var. Zaten siz dersi dinlemezseniz, yanlışları sormasanız iyi bir başarı elde edemezsiniz. Yani öğretmen sizin LGS'de iyi başarı sağlamanıza bir kaynak aslında, bir yardımcı diyebiliriz. Süper.
Peki, motivasyon bu işin neresinde? Yani hep mi iyi gidiyor? Hiç mi insanın canı sıkılmıyor böyle? İnsanın tabii ki canı sıkılıyor. Bazı ne dönemler... sıkılıyor? Ayda bir, beş ayda bir, üç ayda bir, her gün? Bazen iki, haftada iki kez oluyor, bazen ayda bir kez oluyor. Hı. Değişiyor ama... Canı mı sıkılıyor? Yapmak mı istemiyor? Olmayacağını mı düşünüyor? Ne oluyor mesela orada? Olmayacağını son dönemlere yakın düşündüm ben. Aha. Ama oldu çünkü ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Orayı bir anlatır mısın? Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Orayı nasıl tanımlarsın benim mesela? Benim psikolojim sene başından beri, ailemin de öyle. Hı. Ben elinden geleni yapayım bu sınavda. Sonucu zaten benim için en hayırlısı olacak. Tamam. En doğrusu peki. olacak. Tamam. O yüzden o elimden gelenin en iyisini yapmak benim için en doğru şey. Sana iyi geldi. Evet. Peki, bu elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak, motivasyon, burayı nasıl tanımlarsın Eymen? Yani çünkü bazen insan böyle şey oluyor, karamsarlaşıyor, şey oluyor, canı sıkılıyor falan. Öğrencinin kesinlikle canı sıkmaması gerekiyor. Ama çünkü sıkılabiliyor. Sıkıldığı zaman yakınlarından ve bazı kişilerden destek alabilir, kendini ha. motive edebilir. Yani ben bunu başarırım, ben yapabilirim gibi sözler söyleyerek kendini motive edebilir. Nasıl motive eder mesela kendisini? Ben yaparım. Hı. Herkes yapabiliyorsa ben de yaparım. Çalışırsam olur. Çalışırsam olur, evet. Düşündüğüm kadar zor değil. Evet, değil. Düşündüğümüz kadar zor değil aslında. O düşünülen kadar zor olmaması sürecini biraz anlatabilir misin lütfen? Çünkü biraz insanlar büyütebiliyorlar, çok baş edilemezmiş. Ben de başını çok büyütmüştüm aslında LGS'yi ve bu süreci. Ama bir süre sonra bu maratonlaşıyor artık. Soru çözüyorsun, alışıyorsun ve bazı kişilere de zevk vermeye başlıyor bu. Zevk alıyorsun bazen soru çözmek. Yapıyor olmak hoşuna gidiyor. Yapıyor olmak ve doğru yapmak aslında. Heh. Hani başarmak bazı insana zevk veriyor, mutlu oluyorsun. Tamam. Bu da yani güzel ilerlemene sebep oluyor yani. Sen moralin bozulmuyor bir süre sonra. Heh. İyi gidiyorsun. Tamam. İyi gitmeyi öğreniyorsun. Evet, iyi gitmeyi öğreniyorsun. Süper. Peki bir sürü deneme sınavı oluyor. Bu deneme sınavları ne işe yarıyor Semir? Ne oluyor deneme sınavları? Bu deneme sınavları bizim kendimize yarışmamız için bir yol aslında. Çünkü ne işe yarıyor? Ben bir sınav 470 alıyorsam o yaptığım yanlışları niye 500 alamadığımı o yanlışlara bakarak öğreniyorum. Ha. Kendimle yarışıyorum. Yani bir sonraki sınav daha iyisini yapabilmek için kendime bir motivasyon oluyor. Deneme sınavlarından ne öğrendin mesela? Mesela kendimi yönetmeyi öğrendim. Ne demek o? Güzel bir şey söylüyorsun ama. Bir soruyu mesela 5 dakika uğraşırsam o zaman diğer sorular için vakit kalmaz. Ben o soruyu yapamıyorsam, 2 dakika harcayıp da yapamıyorsam, bütün sorular bitince ona geri dönüp yapamıyorsam bir boşta 19 doğruyla kapatırım. Hı. Ama yapabiliyorsam da yaparım. Ama yapamaz. İlk başta o 5 dakikayı harcarsam diğer sorular için bir dezavantajım olur. Hı. Aynı zamanda bir süre yönetimi. Evet. Süper. Deneme sınavlarından neler öğrendin? Deneme sınavlarından... Ne işe yarıyor bu deneme sınavı? Deneme sınavı aslında bir ön alıştırma gibi size. Hı. LGS'nin ön alıştırması gibi. Süre yönetmeyi, ondan sonra yanlışlarınızı öğrenmeyi gibi şeyleri öğretiyor. Özellikle süre yönetimini öğretiyor. Çünkü LGS'de size belli bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde bu soruları yapmanız isteniyor. Ve bazen çok zor sorular karşınıza geliyor. Bunlarla çok uğraşıyorsunuz ve başka bir soruyu yanlış yapmanız ya da boş bırakmanız sebep oluyor. Bunu yönetmeyi öğretiyor bize aslında denemeler. Süper. Peki, cesaret bu işin neresinde ne kadar var? Yani böyle cesaret derken yani denemek, yapmaya çalışmak, olması için uğraşmak. Hani bazı çocuk biraz böyle vazgeçiyor ya. Cesaret benim, var mı bu işin içinde mesela? Ben çalışıp da yapamam düşüncesi var. Ha. Ya yapamazsam var. Ha. O zaman insanlar benim hakkımda ne düşünür? O kadar uğraştım, boşa mı gitti? Ha. Zamanımdan çalmış olurum düşüncesi var. İnsanlar ondan korkuyor ama çalıştığım zaman olduğu için... İşte o cesaret kısmı mesela neresi? Oradaki hamle, değiştirmeye çalışma, yapmaya çalışma. Yani o mesela orada kapanıyor ya mesela olmayacağını düşünüyor ama sonra bir cesaret geliyor, bir daha deniyor mesela. O cesaret için motivasyon lazım öncelikle. Motivasyon. İnsanın kendini motive edebilmesi lazım. Yani denemeye yönelik olarak evet. bir niyeti olması lazım. Peki.
biraz da böyle bir cesaret işi gibi bir şey aslında, değil mi? Evet. Yani çünkü denemek gereken bir süreç bu. Değil mi? Orayı biraz anlatabilir misin mesela? Yani cesaret derken üstüne gitmeyi, evet, sorunun üstüne gitmeyi, aha, ya da yani yapamasan da moralini bozmamayı. Devam etmen gerektiğini bilmen gerekiyor. Burada cesur olman gerekiyor bunun için. Denemen gerekiyor çünkü sürekli. Bunu bir anlatabilir misin mesela? Cesur olma kavramı oradaki... Cesur olma kavramı, yani bir şeyin sürekli üzerine gitmek, çözüme ulaştırmaya çalışmak. Yani korkmamak aslında. Denemek. Denemekten korkmamak, evet. Denemekten korkmamak, güzel. Bu yapmaya yönelik olarak hamle yaratıyor. Hamle, evet. Peki, bunların içinde de bir sürü MEP sorusu yayınlandı. Örnek sorular yayınlıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Onlar mesela gerçek sınava ne kadar yakın ve size ne ifade ediyordu mesela? Çok yakındı. Ben bir denemeye bakmaktansa daha çok örnek sorularda ne yaptığıma bakıyordum. Çünkü MEP'in kendi hazırladığı sorulardı ve benim daha çok işime yarayacak sorulardı. Asıl sorular, soruları yazacak kişiler yazmıştı onu çünkü. MEP sorularıyla gerçek sorular yakın mıydı? Çok yakındı. Çok yakın. MEP sorularından neler öğrendin mesela Eymen'cim? Neler vardı MEP sorularında? MEP soruları normal sınava göre bir tık daha zordu bakarsak aslında. Bu MEP soruları benim süre, LGS'deki süre yönetimime çok yardımcı oldu. Çünkü onlar yarı, yani 90 soru olan LGS'de 45 soru vardı örnek sorularda. Yarı süre vardı. Ve sorular da zor olduğu için hani süreyi iyi yönetmen lazımdı orada. O yüzden onda çok yardımcı oldu. Süre yönetiminde çok yardımcı oldu MEP soruları. MEP sorularıyla gerçek sorular yakın mıydı? Çok yakındı. Çok yakın. %100 diyemem ama çok yakındı. Çok MEP yakın sorularıyla. Peki, mesela uzun saatler çalışmak kolay bir şey mi? Değil, o yüzden bir sistemle çalışmak lazım. Ne demek o mesela? Mesela kendini nasıl rahat hissediyorsan, istersen 40 dakika ders yapar çalışırsın, 10 dakika mola yaparsın, sonra bir tane daha öyle yaparsın, sonra uzun bir mola koyarsın. Öyle çalışmak, çalıştığınız zaman daha kolaylaşıyor iş. Sistem kurmak önemli. Evet. Peki, uzun saatler çalışmak ne demek mesela Eymen'cim? Nasıl tanımlarsın? Uzun saatler çalışmak, yani bu uzun saati verimli çalışmak gerekiyor ilk önce. Çünkü verimsiz bir çalışmanın hiçbir getirisi olmayacaktır size. Maalesef. Uzun çalışmak, yani uzun çalışmak... Kolay yani, bir şey mi? Kolay, hiç kolay bir şey değil ama... Değil. Başta hiç kolay değil ama ortaya doğru biraz alıştıkça artık biraz kolaylaşmaya başlıyorsun için. Yani nasıl diyebilirim? Yaptıkça gelişiyor. Yaptıkça gelişiyorsunuz, evet. Yaptıkça gelişiyorsunuz ve artık uzun çalışmaya alışıyorsunuz bir süreden sonra. Uzun çalışmanın artı yanlarından biri de diğer kişilere göre daha fazla soru görmüş oluyorsunuz. Daha uzun çalıştığınız için daha çok bilgi almış oluyorsunuz kitaplardan veya başka bir çalışmadan dolayı. Onlar daha kısa çalıştıkları için daha kısıtlı bilgi alıyorlar. Uzun çalışmanın avantajları oluşuyor sonra. Evet. Süper. Peki bu ilk 7. sınıflara ne tavsiye edersin mesela Semir'cim? 3 tane tavsiye versen. Bu yıl soramadıkları soru kalmasın. Yapamadıkları bütün soruları sorsunlar. İnkılap, din ve İngilizce derslerini ikinci plana atmasınlar. Sonra... Soru kaçabiliyor. Evet, oradan soru kaçtı bende daha önceden. Tamam. Onun için onlara da özen gösterip onlara da dikkat etmeleri lazım. Ve yaptığınız bir spor, bir aktivite, bir hobi varsa onu tamamen atmak yerine haftada 2-3 gün, 2-3 saat... Azaltabilirler ama devam edebilirler. Bu biraz rahatlatıcı da oluyor galiba, değil mi? Kafa dağıtmak için. Kafa dağıtmak için, başka şeyler düşünmek için, dünyada başka şeyler olduğunda hatırlamak için gibi şeyler de işe yarıyor. Çünkü çok soru çözünce bazen insan sadece her şeyi soruymuş gibi düşünebiliyor. Evet. Peki, bu ilk 7. sınıflara neler tavsiye edersin mesela? Kesinlikle bırakmayı düşünmesinler. Kesinlikle moral bozmasınlar kendilerine. Moral bozulunca ne yapsınlar mesela Eymen? Moralleri bozulunca kendilerini motive etsinler ya da kendini motive edebilecek bir şey bulsunlar. Mesela nasıl bir şey olabilir o mesela? Dışarı çıkıp bir yürüyüş yapmak. Güzel. Herhangi bir sporla ilgilenmek. Bir başka, hobi. Başka? Mesela bir Luna Park'a gidebilirler. Aileyle bir kısa bir süreyle şehir dışına çıkabilirler. Gibi şeyler yani birçok şey. Bu kadar. Peki. Başka mesela
çok soru çözmek, dersi iyi dinlemek, uzun saatler çalışmak, denemelerden öğrenmek, kendini motive etmek. Bunlar ana sistem midir? Hani buna eklemek istediğin ne var mesela? Not tutmak. Not tutmak. Not tekrar tutmak, yapmak. Tekrar yapmak. Onları biraz tanımlayabilir misin lütfen? Öğretmenden tekrar alırken veya bir yerden bir kaynaktan araştırırken bu dersi veya öğretmen anlatırken kenarda öğretmenin önemli dediği veya kendinizin önemli bulduğu, tam anlamadığı noktaları not tutup ama estetik bir şekilde olursa daha güzel olur. Ne demek o? Güzel mesela, güzel not tutmak mı? Evet, kırmızı, renkli kalemler. Renkli kalemler, gazlı kalemler. Peki. Öyle daha okunası oluyor çünkü, daha keyifli oluyor okuması. O önemli noktaları estetik bir şekilde yazıya dökmek. Sonrasında hatırlamamız gerektiği zaman onlara bakarak hatırlarız. Tamam. Bakarız. Peki, mesela sen ne eklersin mesela böyle bir hassas bir süreç olarak? Yani kolay bir yol değil ama mesela yapanlar nasıl yapıyorları anlatsan, not tutmak, iyi dinlemek, anlamadıklarını sormak, uzun süre çalışmak, inat etmek. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Bu yapanlar, onlar da başta sizin gibilerdi aslında. Yeni başlayanlar gibilerdi. Aha. Korkuyorlardı ya da çekinceleri vardı. Ya da yapamayacaklarını düşünüyorlardı. Ya da çok geliyordu onlara bunlar. Ama buna başladığımız zaman, hani bunu yapabileceğini gördüğün zaman bunun herhangi bir zorluğu olmuyor. Yapabildiğini görüyorsun çünkü. Ben yaparım. Hani görüyorum. Denemelerden görüyorsun yapabildiğini. Çözüm sorularının doğru olduklarını görüyorsun. Bu şekilde yani doğru yaptığını görüyorsun ve zorlanmıyorsun başında. Hani ama korku da geliyor bazen. O korku işin korku, bir parçası biraz sanki. Neredeyse herkese korku geliyor herkese başında. Geliyor. Tamam. Çünkü yani herkes yapamayacağını düşünür. Çok şey yapamayacağını düşünür. Çok çünkü zor bir süreç bu. O yüzden bunu yenmeleri lazım, bu korkuyu. Hani korku nasıl yenilir orada mesela? Korku yapabileceğini düşünerek, yani ben yapabilirim. Hani neden yapamayayım ki? Yapamamak için önünde bir engel yok. Gözüken yani bir sebep yok yani. Yok. Çalışırsam, işte öğretmenlerimi dinlersem, bunları not alıp daha sonra çalışırsam yapabilirim bunu demeleri lazım. Peki. Korku bu işin neresinde Semir? Hiç korku oldu mu, oluyor mu? Korku son dönemde özellikle oldu bende. Ne oldu mesela? Ne oluyor mesela? Bu kadar soru çözdüm, boşuna mı çözdüm, bu kadar ders çalıştım, bu kadar dinledim, bu kadar emek verdim. Ya başaramazsam korkusu, kaygısı oluyor. Nasıl yendin onu, nasıl yeniyorsun onu, nasıl yenilir o mesela, nasıl oluyor ve nasıl geçiyor? Anladın mı dediğimi? Diğer örneklere baktım ben, yakınımda veya bir yerden, bizim okuldan bir yerden tanıdık insanlar nasıl başardıysa ben de başarabilirim. Herkes yaşamış demek ki bu korkuyu. Ben yaşıyorsam bu da belki de başarılı olmamın sebeplerinden biridir. Korku çok çalışmayı getiriyor mu? Mesela öyle bir şey var mıdır mesela? Hani böyle bir ekstra, hadi bir tane daha deneyeyim, daha çok yapayım falan. Ben bunu yeneceğim diye bir ses çıkıyor mu, yoksa yavaş yavaş mı gelişiyor? Bazen korku daha çok çalışmaya getirebilir. Çünkü yapamayacağım korkusu insanı çalıştırabilir de. Daha çok hareket ettiriyor. Evet, daha çok hareket ettirebilir. Ama bazen de tam tersi de olabilir. Korktuğu için tamamen de bırakabilir ama bırakmaması lazım bu durumda. Orada işte öğrenciye bırakmaması gerektiğini nasıl anlatabiliriz? Yani ona destek olarak yapabiliriz. Ya da bırakmaması gerektiğini daha çok soru çözerek, daha çok çalışarak en sonundaki denemelerde kendisinin aslında yapabileceğini görebilir. Yaptığı denemelerde görebilir. Biraz daha çalışıp, biraz daha sıkıp sonucudaki yaptığı denemelerde görebilir bunu. Ona yaptığı şeyleri göstererek bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Güzel. Peki, gelelim içsel motivasyon ve aile desteği, dışsal motivasyon diyelim. Mesela aile nasıl motive ediyor mesela burada? Aile nerede? Ben ailemle iddiaya girdim. Senin ortasında böyle 4-5 ay kalmışken LGS'ye. Eğer ki ben kazansaydım... Kazanırsam istediğim okulu, babam saçını soraya boyatacaktı. Peki.
Ama bildiğim kadarıyla Robert Kolej'e de girebilir durumdaydı. Yani birkaç puanla kaçır. Gelmedi mi? Yok. Şeyde, he, tamam, öbürlerine gelmişti. Evet, tamam. Sonrasında... Alman Lisesi vardı. Evet. Tamam. Olmayınca da maalesef şey yapamadım ama onun alt iddiası olan PlayStation'ı kazandım. Hı. Peki, tamam. Burada mesela aile nerede Eymen'cim? Bence burada aile önemli bir yerde aslında. Yani ilk üçe koyarsak aile ikinci sırada olabilir burada. İlk birde ne var? Bir de öğrenci. İlk birde kendi motivasyon var. Tamam. Kendi motivasyonu var. Ben de Semir gibi ben de ailemle iddiaya girmiştim. Heh, aileyle iddiaya girmek işe yarayan bir şey. Evet, aileyle iddiaya girmek benim için çok işe yaradı. Bence birçok kişinin de işe yarayabilir yani. Çünkü kazandığın zaman bir şey elde edeceksin ve bu istediğin bir şey oluyor. Hani elde etmeyi istediğin bir şey olduğu için sen de bunun için üstüne bastırıyorsun, çalışıyorsun. Sürekli çalışıyorsun. Hı. Ve sonra kazan kazan oluyor. İki tane kazanıyor. Yani kazan kazan oluyor. Daha çok kazanılıyor. Evet. Peki. Tamam, peki. Şeyi sormak istiyorum. Sınav sabahı nasıl bir sabah? Sınav sabahı çok gergin bir sabah. Aynı zamanda çok heyecanlı bir sabah. Çünkü hem bu bütün zorluklar, bütün emeğim, artık daha çalışmayacağım, artık daha rahatım şeyi oluyor, hissiyatı oluyor. Hem de biraz daha ya başaramazsam kaygısı oluyor. Belli bir seviyede kaygı aslında iyi bir şeydir. Evet. İnsanı dinç tutar. Evet. Peki. Hemencim sınav sabahı nasıl bir sabah mesela? Sınav sabahı hafif stresli, hafif mutluluk. Hı. Artık çalışmayacağım, artık bitti ve iyi bir sonuç elde edebilirim. Aha. Hani gibi düşüncelerle. Hafif de kaygı vardı. Hı. Yapamazsam diye. Hı. Ama güzel bir sabahtı sınav sabahı. Çünkü... 9 ay gibi bir süre çalışmamızın sonucunu o gün alacaktık. O yüzden. Onun karşılığını almaya geldiğimiz sabahtı. Evet. Hı. Yapmak için uğraştık ve sonuç. Orada o... Varacağız orada. Varacağız, oraya alacağız. Peki. Şimdi dönüp baktığın zaman başarmış pozisyonda bir öğrencisin. Bu başarmışlık hissi nasıl bir şey? Ne etkiliyor, ne değiştiriyor, ne oluyor mesela? Hem geleceğimi... Başarmamış bir kendime göre daha çok garanti almış oluyorum. Daha çok şey yapabilir durumda oluyorsun. Evet. Ve daha başka huzurlu oluyorum. Başka okula gitseydin de yapardın da yani orada biraz daha çok fırsat var. Evet. Tamam, başka? Ve daha huzurlu oluyorum. Kendimle daha iyi hissediyorum. Evet. Peki. Eymen'cim çalıştın yaptın. Evet. Tamam. Ve ne oluyor sonra? Çalıştım yaptım. Sonucunda iyi bir okul kazandım. Hı hı. Benim için iyi bir okul kazandım aslında. Çok güzel bir okul. Bu okula gideceğim. Hı. Çok iyi bir okul. Hem kendim hem bu okulun desteğiyle iyi bir yerlere gelebilir mi gelecekte? Tabii ki. Yani diğer okullara göre bu okulun daha iyi olması beni mutlu ediyor bir yandan da. Hı. Bu şekilde. Peki, liseye yönelik olarak mesela liseden ne bekliyoruz? Öyle bir şey sorsam. Liseden daha disiplinli bir eğitim bekliyorum ben kendim için. Daha disiplinli ne demek mesela? Nasıl bir kavram o mesela? Daha disiplinli derken daha sistematik çalışma. Sistemli. Evet, daha sistemli bir eğitim. Daha kesin, daha net bir eğitim. Hı-hı. Hiç böyle... Sana bırakılmayan? Evet. Ha. Herkesin, öğretmenlerin yönettiği. Biraz daha sert bir okul istiyordum ben. Aha. Çünkü rahat bırakılınca insan o kadar da odaklı olmuyor. O kadar başka da şeyler uğraşmıyor. Devreye giriyor. İşte oyunlar falan, telefon. Evet. Bu yıl var mıydı mesela onlar hayatında? Yoktu. Varsa da çok çok az vardı. Ama olmaması lazım. Bazı çocuklar ama devam etmek istiyorlar o oyunlara, o iPad'e falan. Tavsiye ediyor musun? Kesinlikle etmiyorum. Çünkü orada bir sürü oyun var ve insanın ilgisini çekiyor değil mi? Evet. Ders çalışacağımız zamanı onlarla geçirirsek bizim için bir büyük bir dezavantaj olur. Evet. Peki lise nasıl bir yer? Ne beklersin? Liseden bilmediklerimin daha çoğunu vermesini beklerim benden. Güzel. Başka? Ondan sonra daha kaliteli şeyler beklerim. Hı. Onun dışında daha disiplinli bir yer beklerim.
Peki. Bunlar bu iPad'dir, şeydir, yani hani ilgi çeken teknolojik aletler diyelim. Bunlar bu LGS sürecinde nerededir, ne kadar vardır, ne kadar olması gerekir, nasıl yorumlarsın? Ben de dönem başında biraz vardım. Dönem başında ben de bakıyordum ama yaklaşıkça ilk dönemin ortalığına doğru ben bunu azaltmaya başladım. Yani tamamen bıraktım. Yani dönem ortasında, birinci dönemin ortasında. Ve kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü hem dikkat açısını, dikkatini dağıtıyor. Dersi bırakıp onunla odaklanmak istiyorsun. Çünkü o sana daha çok böyle zevkli geliyor. Ona, yani onu oynamak istiyorsun, oyun oynamak istiyorsun veya video izlemek istiyorsun. Bu yüzden seni dersen alıyor. Bu da seni başarısızlığa itiyor. O yüzden kesinlikle olmaması gerekiyor. Orada yapılması gereken bir iş var ama o işi yapmana yönelik olarak senin dikkatini çekiyor ya da ilgini alıyor ya aslında da vaktini alıyor. Aslında bir engel önümüzde. Aslında bir engel gibi bir şey. Peki. Çok teşekkür ederim Eymen'cim. Çok güzel paylaşımlar oldu. Çok güzel teşekkür ederim Semir'cim. Çok güzel paylaşımlar oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. İyi günler dilerim.